arkadaşlar, şimdi de kaplama ışık verendir ve animasyonu göstereceğim. Modellediğimiz bu F16'da. Öncelikle arka planı sağ tıklayıp Height Selection diyerek izliyoruz. Öncelikle arkadaşlar ana uçağımızın kaplamasına geçelim. Şu şekilde poligon moduna geçerek bu şekilde arkadaşlar öncelikle materyale girip bu uçağımızın materyal rengini yeşil gibi bir renk yapalım. Ya da fark etmez, kırmızı olmasın da. Daha sonra arkadaşlar poligon modundayken left penceresinden ya da perspektiften şu şekilde bir seçim yapalım arkadaşlar. Ve şurayı da manuel olarak seçelim. Şu şekilde arkadaşlar seçim yapıyoruz. Seçtikten sonra arkadaşlar M'ye basıp materyal kısmına giriyoruz. Weathering metali seçiyoruz. Diffuse değerini siyah yakın bir renk yapıyoruz. Reflex değerini biraz daha açık. Reflex değerini de yine böyle grimsi bir renk yapıyoruz. Ve gloss line değerini biraz düşürüyoruz. Ve bunu atıyoruz arkadaşlar. Hemen poligon modundan çıkıyoruz. Ve render alıyoruz. Gördüğünüz gibi renderimiz gayet güzel. Arka kısmındayız arkadaşlar. Yani ana uçağımızın şu kısımlarını ise şuraya kadar olan kısmını gördüğünüz gibi seçim yaptık. Buraya kadar olan kısmını arkadaşlar aynı türden fakat farklı bir renkte. Onun için sürüklüyoruz. Ve diffuse değerini kırmızımsı ya da sarımsı bir şey yapıyoruz. Ve bunu da buraya uyguluyoruz. İsmini değiştiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi sanki biraz saydam gibi oldu. Refresh değerini tam siyah yaparsak ortadan kalkacaktır. Tabii biz tam siyah yapmayalım. Şöyle güzel. Şimdi arkadaşlar böyle bir render alırsak görelim bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renderimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu tekerlerimize ve arkaya ayrıca roket kısmına yani yakıt kısmına da kaplama uygulayalım. Hemen arkadaşlar şu şekilde alttan bakıp iki tekerimizi seçiyoruz. Ve M'ye basıp materyal kısmına giriyoruz. Bunu başka bir yere sürüklüyoruz. Ve burada refleks değerini bembeyaz yapıyoruz. Refresh değerini de simsiyah yapıyoruz. Ayrıca ref gloss değerini 0.7 yapıyoruz arkadaşlar. Tekerlerimizde bunu uyguluyoruz. İsmini de değiştiriyoruz farklı bir şey olarak. Şimdi arkadaşlar şu tekerleri bağlayan objelerimizi seçiyoruz. Ve yine bunu başka bir yere sürüklüyoruz. Diffuse'yi grimsi bir şey yapıyoruz. Refresh'ti de arkadaşlar siyah yapıyoruz, bunu da ellemeyelim. Bunu uyguluyoruz arkadaşlar. Tekerlerimize ismini değiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir render alırsak şuradan bakışlı şöyle bir render alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yalnız tekerler tam siyah olmamış. Direkt biz bunu kopyalayalım. Şuraya şu şekilde. Ve bu böyle kalsın. Tekerlerimize bunu uygulayalım. Böyle render alırsak gördüğünüz gibi arkadaşlar renderimiz daha güzel. Şimdi arkadaşlar hemen şimdi arkadaşlar yeniden poligon moduna geçerek şurayı seçiyoruz arkadaşlar. Ve burayı da M'ye basar arkadaşlar. Buraya tabii biz istediğiniz bir ablemi de yerleştirebiliriz. Biz ama sade hoş bir değer yapacağız. Beyaz. Specular level'ini artıracağız. Gloss line specular level'ini 100 yapacağız. Gloss line'si de 50 yapacağız arkadaşlar.
Ve bu ne verdik buraya da? Şimdi render alalım arkadaşlar. Render'ımız bu şekilde arkadaşlar. Bunların kaplamasını arkadaşlar size bırakıyorum. Ben direkt render ve ışık ve animasyonu geçeceğim arkadaşlar. Hemen önceki animasyonu göstermek istiyorum. Hepsini seçip arkadaşlar ya da şuradan Editable Poly kısmına gelip Attach'a tıklıyoruz. Al diyoruz ve hepsiyle Attach yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi tek bir obje. Ama yanlış yaptık. Bunları attach değil de geri alıp arkadaşlar bunları hepsini grup yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar başlangıçtayken Alt G'ye tıklıyoruz ve keyframe'e tıklıyoruz. Yani anahtar işaretine. Ve 100. frame'ye alıp bunu ileri alıyoruz şuraya kadar. Şimdi arkadaşlar bu değeri şuraya çekelim. 40'a çekelim. Ve buradayken yine anahtar işaretine tıklıyoruz. Birkaç ileri daha alıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar keyframe koyduktan sonra 100. frame'i alıyoruz. Biraz ileri çekiyoruz. Ve rotation komutuyla y eksen etrafında bir tür döndürüyoruz. Yani 360 derece olacak. Fark etmez. 361-302. Şimdi arkadaşlar animasyonumuz oldu. Başarılı bizlersek uçuyor gördüğünüz gibi. Ve bir takla atarak yani bir dönerek geri gidiyor. Şöyle bir bakış yaparak CTRL'e de yaparsanız bu bakış açısından bir kamera oluşturmuş olursunuz. Ve kameraya AutoCAD koyarsak burada şöyle taşırsak bunu şu frame'dir arkadaşlar. Bunu şu şekilde taşırsak kameramıza keyframe vermiş oluruz. Neyse bunu da halledildikten sonra arkadaşlar kamera bir penceresine gelip render kısmını açıyoruz. Range kısmına 0'da 100 yazılmış zaten. Hemen Vary kısmından Adaptive Dimage, Matched Natural Valley bu ayarları yapıyoruz arkadaşlar şimdilik. Buradan Default Light'ı kaldırıyoruz. Environment bunları kaldıralım yine. Daha sonra arkadaşlar Render Output Files kısmına tıklıyoruz. Yeni bir klasör açıyoruz. F16 adında. Ve içine F16 PNG formatında kayıt yapmasını söylüyoruz. Okey diyoruz. Ve Render'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde animasyon yapmış oluyoruz. Dersimiz bu kadar.